Hoş bulduk Cansın Elbacı. İyi yayınlar dileyelim Faruk Erdem'le size. Evet, kuzeni de aslında aynı o saldırgan gibi, hatta sosyal medyada kullandıkları, üye oldukları bir platform var. Oradan paylaştıkları fotoğraflar var. Kuzeni de onun gibi birçok suç kaydı ve sabıkası bulunuyor. Aynı zamanda peki çalışma nasıl yürütüldü, ondan bahsetmek istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflar paylaşan bir kişiyi tespit ediyor. Sonra o kişi hakkında bir çalışma başlatıyor o kişiye ulaşmak için. O kişi de pazartesi günü polisimiz 27 yaşında polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki ve 26 suç kaydı, yaşından büyük suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin kuzeni çıkıyor. Sosyal medyada o fotoğrafları paylaşan kuzeni olduğu tespit ediliyor ve bu kuzeni de 15 yaşında. Onun da aslında birçok suçtan kaydı ve sabıkası bulunuyor. Sultanbeyli'de oturuyordu. Sultanbeyli'deki adresine hemen bir operasyon düzenleniyor ve 15 yaşındaki kuzeni de evinden gözaltına alınıyor. Hakkında yapılan sorgulamada dediğimiz gibi çok suç kaydı ortaya çıkıyordu. Ardından emniyete götürülüyor. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk ediliyor. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ediliyor. Ardındansa halk arasında korku, panik yaratma suçundan tutuklanarak kuzeni de cezaevine gönderiliyor. Şimdi polis katili Yunus Emre Geçti'nin ifadesi de ortaya çıkmıştı. Ona da değinmek istiyorum aslında. Geçti'nin ifadesinde de çok çelişkiler var. Geçti, ben kimseden silah almadım, yerde gördüm, suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanma kararı verilsin demişti. Ancak o da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti ki ifadesi de aslında o kadar çok çelişiyor ki güvenlik kamerası görüntülerinden de bütün olay tüm çıplaklığıyla aslında ortadaydı. Ancak onun anlattığıysa kendi kafasında oluşturduğu bir hikayeden ortaya çıkıyordu. Polis ekipleri onu gözaltına alıp motosiklet çaldığını ve tespiti yapılması için içeriye alındığını söylüyor. Sonra annesinin çığlığını duyup dışarıya çıktığını ve karakoldan kaçtığını ifade etmişti. Ardından da husumetlileri onu yolda tuttuğunu ifade etmişti ve o sırada yerde bir silah bulup etrafa rastgele ateş ettiğini söylemişti. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri de diğer delillerle birlikte onun da ifadesinin de çok çelişkili olduğunu ifade edelim. Kuzenin de, 15 yaşındaki kuzeninin de gözaltına alıp tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade edip sözü size bırakalım.